Cevahir'cim merhaba. Merhaba tatlım. Ne yapıyoruz bugün? Bugün bahar ayında yapılan bir yemek yapacağız. Sadece bahar ayı oluyor çünkü niye dersen İlginç. içindeki sebzeler, otlar sadece baharda oluyor. Yani Mayıs nanesi, ilk çıkan nane, diğer naneler gibi kokmuyor çünkü. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra çıkan nanenin kokusu azalıyor, tadı Kokusu azalıyor. buraya geldi zaten Evet. burnuma Bunlar Mayıs gerçekten. nanesi. Bahçeden Evet. topladım. Bunlar da bahçemden. Onlar Bunları kendi nedir bakalım? memleketimden getirdim bunları da söyleyeyim. Neresi memleket? Uşak Banaz. Uşak Banaz. Şu an Uşak yöresine ait bir Evet. yemek yapacağız. Adı Evet. ne? Sütlü sarma. Sütlü Hiç sarma duyduğunuzu yapacağız. zannetmiyorum. Hiç duymadım. Rahmetli annem bol yapardı. Kayınvalidem çok yapardı. Çok Bu güzel. çocukluğumuzun yemeği bizim. Çocukluğunuzun yemeğini Evet. şimdi birazdan ben yemek istiyorum. Evet. Yapıp da. Hadi bakalım başlayalım Hadi bismillah. başlayalım. Sebzeleri güzel doğruyoruz. Burada Evet. neler var dediniz şimdi? Burada Nane. nane var, maydanoz var, dereotu var. Evet. Onlar, yeşilliklerimiz bunlar. Evet, Ama sonra harika. daha baharat ekleyeceğiz. Öyle Daha mi? tabii Tamam. baharatları var ya. Şimdi bunları güzelce kesiyoruz. Evet. Tık Bunu ıslatıp tık tık. yapraklarımızı haşladık biliyorsun. Evet, yapraklar Evet, haşlandı. yapraklarımız haşlandı. Bundan Taze sonra yaprak, taze evet. yaprak. Bir de taze yaprak olması şartıyla zaten bu yemeğin bir özelliği de bu. Evet. Bunu hem misafirlerimize sunabilirsiniz, günlerde sunabilirsiniz. Evet. Çünkü hem çiğ yenilebilen hem de pişince de çok güzel olabilen bir Çiğ de mi sahne. yeniyor? Evet. Ha, o Zaten da şimdi biz çiğ ilginç. yiyeceğiz. Öyle mi? Birazını da pişireceğiz. Hadi bakalım. Çok merak ettim. İnce ince otlarımızı kıyıyoruz şimdi. Tabii bunlar birkaç sudan geçti. Temizlendi, aklandı. Öyle Uşağın doğrudur. başka hangi yemekleri meşhur? Bizim bir de topalak aşımız vardır. Bir etli olur. Etli şey gibi düşün. Ama nohutla pişebilir o. Topalak aşı. Topalak aşı. Evet. Bir gün de Evet. onu yapalım. Tamam. Bir gün onu yapalım. Hatta ben onu Instagram sayfamda paylaşmıştım topalak aşını da. Yani tarifini paylaşmadım. Evet. Sebzelerimiz doğrandı. Şimdi taze soğanlarımızı doğrayalım. Onlar da Uşak'tan mı geldi? Evet, Uşak'tan geldi. Ablamın bahçesinden. Ne güzel ya, süper. Ablamın serası var, bahçesi büyük. Bir dönüm arazinin içinde evi. Evet. Tavukları var, gezen tavukları var. Taze Taze, yumurta. evet. Ben babacıma bakmaya gidince oradan taze taze her şeyleri Ne taze yiyoruz. güzel. Şimdi Temmuz ayında ablamın artık seradan yemeye başlarlar. Evet. Marullar, yeşillikler. Tamam. Ondan sonra domatesi, patlıcanı. Hepsi yetiştiriyor. Hepsine. Instagram sayfan Reçella diye geçiyor. Reçella, alt tire Hı. Sen Reçella. reçel Benim ismim yapıyorsun. Reçel. Reçel. Ama yemeği de yemek yapmayı da çok seviyorum. Evet, çok güzel. Yani o. Reçel, biraz bu aralar yapmıyorsunuz galiba sağlık Sağlık problemlerinden. problemlerim Evet. oldu biraz. Ama artık yavaş yavaş başladım yapmaya. Siparişler geldikçe de yapıyoruz. Reçela'nın sayfasına bakın derim. Harika reçeller yapıyor arkadaşlar. Her çeşit reçel mevcut. Hepsi doğal ürünlerle. Bakın kendi bahçesinden Bir de topladığı. bizim Uşağın tarhanasımız çok meşhur Ay bizim. evet, sizin Uşak tarhananız. tarhanası. Çünkü kaymakla yapılır. O yüzden Özelliği güzel. odur. Yoğurt, bol yoğurt ve kaymakla olur. Evet. İçinde diğerlerinden farkı odur. Bir de biz onun suyu olur. Tarhananın suyu olur ya. Bizim tekne deriz biz hamur tekneleri. Ya da Evet. leğen düşün. Leğen plastik olduğu için pek tavsiye etmezler. Bizde tahta leğen şeyimiz vardır bizim. Hamur leğenlerimiz Hamur vardır leğenleriniz tahtada. tahtadan. Evet. Çok ilginç. Onun içinde yapılır ve Evet. suyu atılmaz. O öz suyu içindedir. Mineraller, vitaminleri Tabii. atılmaz. O yüzden çok değerli bizim Çok güzel valla. tarhanamız. Birkaç kere yemiştim ben de. Bir Tadı de çok hiçbir şey güzeldi. pişmiyor. Çiğ otu makineden geçiriyoruz. Kıyma makinesinden. Bütün sebzeler, içine giren sebzelerin hepsi oradan blender gibi geçiriyor. Geçtikten sonra yoğurtla ev yoğurdu yaparız. Evet. Yaptığımız ev yoğurdunun içine onu bırakırız. Ondan sonra 2 gün bekler o. Ekşitiriz onu. Evet. Ekşittik. Ondan sonra ekşi onu unundan yoğururuz. Evet.
ve 21 gün bekletiriz. Bayağı bekletiyorsunuz. Tabii. Daha sonra gördüğünde kuruturuz. Evet. Harika. Bir günde onu uzun bir yol olsa da çok lezzetli bir tarhana olur işte. Evet. Soğanlar incecik doğranıyor. Tarhanayı bu arada mesela şeyde artık çok seviniyor, görüyorum. Balık kızartırken kullanıyorlar. Evet, baharat evet. olarak atıyorlar. Evet. Bazı ünlü aşçılar gördüm. Evet. Gezerken Instagram'da ve çok hoşuma gitti. Özellikle de uşak tarhanası olduğunu belirtiyorlar zaten. Şahane. Bizim bir de böreğimiz vardır, döndürme diye. O nasıl? Kısaca tarif eder misin? Börek tek tek elde açılır bu börek. İsmi ne böreğin? Döndürme. Döndürme böreği. Döndürmemizi ısıtacağız. Ne atıyoruz içine şimdi? Bir çay kaşığı zerdeçal atıyoruz. Bu da karışık bir baharat. Bunu ben kendim yapıyorum. İçinde şey var. Neler var içinde? Kimyon var biraz. Biraz zerdeçal var. Biraz şey gibi, köri gibi düşünün. Canım. Yani köriyi kendim yapıyorum evde. Kapat onu. Bu da pul biberimiz. Bunu da kendim yaptım. Hiçbir zaman vallahi, kendim yaparım her şeyimi. Alabildim kekiğim kendim toplar yaparım şeyden. Süpersin vallahi. Evet, bu da kuş üzümü. Onu da kendin yapmadın herhalde. Bunu kendim yapmadım. Bu da sumağımız. Bu sumağı kendim yaptım işte. Aa, o evet. Nasıl? Bizim dağlarımızda var bu. Şimdi gittim toplarsın bunu. Bakayım. Kendin yaptın yani. Evet. İnanmıyorum. Ay ben de isterim. Bu da kimyonumuz. Kimyonumuz olmazsa olmadı. Denizli'de bir de hatırlatma yapayım. Kimyon yetiştirirler. Bu kimyon da kendimizin. Ay inanmıyorum. Her şey kendinizin. Ben çok şanslıyım. Kendim Uşaklıyım. Eşim Denizli. Hem Denizli yemeklerini hem Uşak yemeklerini öğrendim. Vallahi ne güzel. Bir de çok gezdim. Eşim memur olduğu için çok gezdik. Doğu yemeklerine de çok severim. Özellikle Gaziantep yemeklerine bayılırım. Evet. Kim bayılmaz oranın yemeklerine. Ben de yapıyorum yani. Çok güzel. Şimdi karıştırıyoruz. Biraz da tuz ekleyeceğiz şimdi. Baharatları ekledik. Evet. İki çay kaşığı da tuz ekledik. Sonra bakıp onu şey yapabiliriz. Ama sütümüz kaynadı şimdi. Evet. Evet. Sütümüzü alalım. Bir dakika. Artık sütümüzü kaynadı, üstüne oluşmuş. Oh, buharlandı. Dur bir dakika. Bir karıştıralım. Dönelim bakalım. Bunu kısırlık bulgurla da yapılır. Normal bulgurla da yapabilirler. Ama biraz ince olması şartıyla tabii. Evet. Bu şimdi kullandığımız ince bulgur, evet. Değil mi? Yani kısırlık bulgur. Aynı pilav gibi düşünün. Ay pardon. Kara ısınla da esmer bulgurla da olur değil mi bu? Evet. Üzerine çıkacak kadar bırakıyoruz ki biraz evet. Sütlü ve akacak sütü içinden zaten. Anladım. O süt de 1 kilo yakın zaten. Evet. Şimdi üzerini kapatacağız. Bunun üstünü kapatacağız. Bekleyeceğiz. Kaç dakika bekleyeceğiz? 10-15 dakika yeterlidir. Yani. Hemen aynı. Sütünü çekmiş bayağı. Biz diyelim ben biraz süt biraz ekledik. Daha süt ilave ettik. Evet, süt ilave ettik. Yeniden sütlendiriyoruz. Bu halde oluyor. Şimdi bunu sarmayla, yaprakla saracağız. Yeşilliklerle buluşacak şimdi. Aa evet, önce yeşillikleri var. Hı-hı. Doğru, zemin doğradığımız yeşillikler değil mi? Evet. Asıl meseleyi unuttuk. Kaymak. Kaymak, evet. Buna lezzetini veren kaymak zaten herhalde evet. En çok. O şahane bir yemek tarifi olacak. Aslında benim çok kaymam var da eşim yemiş. Tabii. Kendin mi yapıyorsun onu da? Ay inanmıyorum ya. Her şeyi kendi yapıyor yok, kadın. Yok, kendim yaptığım için
Çocuklar da kaymak sevmiyorlar içinde. Ben de kaymağı biriktirip bazen tereyağı yapıyorum. Bazen eşim böyle iyi veriyor. Oluyor mu? Evet. Ben şimdi eldiven giyeceğim. Elle mi yoğrulacak? Evet. Tamam. Kaymak iyice ne edilecek bulgurlara? Evet. İyice özleşecek. Hı hı. Şimdi kaymayı bulgura ediliyoruz. Evet. Şöyle çekelim. Uşak yöresine ait harika bir yemek tarifi. Hı. Neydi bakın adı? Birazcık farkındaysanız. Ne yapacağız o zaman? İşte böyle olacak. Öyle mi olması tabii lazım? Hani şey kısır gibi tane tane olmayacak. Çünkü bu süt içindeki sütün akması yani yerken süt hissetmeniz lazım. Anladım, evet. Tamam. Şimdi artık şeyle buluşturacağız. Şimdi yeşilliklerle buluşturalım. Evet. Tepsiye döküyoruz. Ayrıca bu siyez bulguru. Siyez bulguru? Tabii. Hmm. Bu bizim diğer yurt dışından gelen bu şeyden buğdaydan değil yani ziraat buğdayı değil bu. Türk buğdayı, eski buğday. Nereden geldi? Benim eşim. Uşak mı? Eşim Çivrili dedim ya size. Denizli o, Çivrili. Ha, görümcem ekiyor onları. Tarlası var. Onları kaldırıyorlar. Bizde de yapıyorlar bulgur. Harika. Tamamen doğal. Evet. Baharatları, yeşillikleri girdi. Tatlım oradan biraz zeytinyağı alabilir miyim? Zeytinyağı. Bak kırmızı olan zeytinyağı. Buyurunuz efendim. Evet. Zeytinyağını da döküyoruz. Ölçelim şimdi. Ben avucuma göre. Bir avuç zeytinyağı. Hiç de duymadım ama. Bir avuç zeytinyağı da ekliyoruz. Evet, tamam. Kadar. Çok yağ girmiyor buna. Evet. Zaten kaymak var içinde. Kaymak var içinde gerek yok. Aynen. Evet. Evet hazırız. Şimdi hazırız saracağız. Evet daha şimdi hazırız. Kaşıkları ortaya koydu. Özelliği böyle çiğ yenmesi. Yani bu çiğ yenir. Ama pişirilir. Sonra kalanında mesela çiğ yenir bu. Kalanında pişirilir. Hı hı. Sarılır, pişirilir. Şimdi bir tane göster bakalım nasıl yiyeceğiz. Şöyle bak. Daha dur. Şekli var da. Kenarlarına diziyorsun öyle. Evet. Malatyalılarda da gördüm sanki böyle bir şey. Onlarda da. Bu akşam yemeği olarak yemek istiyorsanız pişirmeniz gerekiyor ama bu genelde böyle bayanlar toplanıyoruz ya. Kısır partisi gibi. Kısır partisi gibi. Yapraklarımız da taze ya. Sanki sütlü kısır diyebilir miyiz buna? Gibi gibi. Yani öyle. Ya eski insanlar ben her zaman şunu merak ederim. Bu yemeği nasıl buldular? Ya nasıl keşfettiler? Yani, hep merak ediyorum. Kaymağı bulgurla buluşturmuşlar. İnsanlar aç kaldıkça demek ki. Evet, evet. Yiyecekleri bulmuşlar. Hı-hı. Ve de iyi ki de bulmuşlar yani. Birbirine de yakıştırıyorlar baharatlar olsun, tad olarak olsun. Evet. Mesela işte köftenin içine ceviz koyuyoruz. Ceviz hem omega 3 hem de o etin şimdi kolesterolü de alıyor. Evet. Doğru. Bunu da bunu söylemeye çalışıyorum. Güzel oluyor yani. İyi ki bizim insanlarımız, Türk insanları bunları bulmuş. Türk olsun, Kürt olsun, ne olursa olsun. Bizim vatanımızda olduktan sonra hepsi kardeşimiz zaten. Bravo size. Kürt bayrağı altında yaşadıktan sonra hepsi bizim kardeşimiz. Bunun servisi bu tatlım. Bundan sonra yemek isteyen
Kaşığıyla alırdı öyle. Bak. Şimdi nasıl yeniliyormuş onu göstereceğiz. Bunu koparıyor muyuz? Evet. Evet. Aynı yaprak sarar gibi. Evet, yaprak sarar gibi. Ama biraz bu dolu dolu oluyor yani öbür yani ince yaprak. Yani biraz doldurdum. Evet. Böyle katlıyorsun. Şimdi böyle sarıyorum. Bakalım nasılmış. Harika bir şey bu ya. Kaymak tadı geliyor, bol yeşillik tadı, bulgur. Çok beğendim, çok şahane. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi biz bunu oturup bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Kalanı da pişireceğiz. Böyle dağıtıyoruz. Tabakta da sarıp yiyebilir. Yani nasıl sarıp yiyebiliyorsa öyle yiyebilir. Hadi ye şimdi. Böyle. Afiyet olsun. Bu şimdi kabak sirkesi. Bu kabak bildiğimiz sirkesi. Bildiğimiz bal kabağı sirkesi. Bal kabağı sirkesi. Ne işe yarıyor? Bu bağırsakları çalıştırıyor. Evet. Hanımları zayıflatıyor, beyler isteyenleri. Çünkü bağırsakları ne yapıyor? Tamir ediyor. İçindeki bağırsakları, florasını tamir ediyor. Evet. O yüzden kabızlığa çok iyi geliyor. Müzmin kabızlığı, kabızdı benim kardeşim. Onun için yapmıştım ben evet. bunu. Bir o de, faydasını gördü o da gördü. Ben kendim de arada bu şekilde hani içiyorum bunu. Ve gördüğünüz gibi 12 kilo verdim. Gerçekten öyle. Bir çünkü. De prostata mı iyi geliyor? Prostata iyi geliyor. Kanı temizliyor. Yani çok faydası var daha bilemediğim daha benim. Tamam. Elma sirkesi yaptım. Elma sirkesi de burada. Evet. Ondan sonra hep kendim yapıyorum. Turşulamayı. Kaça veriyorsunuz bunları? Kilosunu 10 liraya veriyorum. İyi almak isteyenler olursa yönlendirelim. Evet. Tamam. Yani 1 kiloyu 10 liraya veriyorum ama internette bir arkadaşım var 40 liraya veriyor kilosunu. Çok pahalı. Ama ben gerek yok yani o kadar da abartmanın anlamı yok.